olabilmesi, bağışıklık sistemi güçlendirebilmesi, varoluşa varıncaya kadar hastalık ve zararlarla mücadele etmesi onun sağlıklı olmasına bağlı. Pancar neden faydalıdır? Çünkü pancarın içerisinde şeker doğal formundadır. Ama siz onu alıp da pancardan saf şekeri çıkardığınız zaman o bir kimyasal maddedir ve sizin vücudunuz da onu tanımaz. Arının vücudu da onu tanımaz. O vücudu tahrip eder. Zehir etkisi yapar. Karaciğer üzerinde çok olumsuz etkileri var. Vücudun bütün dengelerini bozar. İşte arıyı da mahvediyor. Ama bir meyveden aldığı zaman veya çiçekten aldığı zaman arı son derece sağlıklı. Aynı şeker alıyor. Niye fruktoz çubukları zararlı? Bir tanesi doğal fruktoz, bir tanesi sentetik fruktoz. Sadece formülleri aynı. Alakası yok birbiriyle. Ve vücudu tahrip ediyor. İşte o yüzden onlar bittiğince biz doğala dönmek zorundayız. Doğal bakım ve beslenmeye dönmek zorundayız. Popülasyonun Türkçe karşılığını biz ayrıca kullanamıyoruz. Kovan içerisindeki arı var. Bir ildeki, Kars'taki arı varlığı Kars dilinin arı potansiyonu. Arı popülasyonu dediğimiz zaman hoca iki tane yabancı terim kullandı. Ya iki tane zaten kullanıyoruz. Bunu da öğrenelim. Biri koloni arı ailesinden bahsediyor. Bir tanesi de popülasyon. Arı varlığından bahsediyor. Evet. Bilmemiz gereken çok önemli bir husus. Kovana gelen bal ve miktarından bal geliyor. Ama o 100 kilo balın karşılığında 100 kilo bal üretim nedir? Sıfır. Onun yerine 20 kilo girip 5 kilo tüketmiş olsaydı kovanlarla mukayese ettiğinizde iki katlı full bir kovanın aç olduğunu görürsünüz. Ama yanında ana yetiştirmek için ya da çiftleştirmek için koyduğunuz bu. Peki biz bunu düzenleyebilir miyiz? Düzenleyebiliriz. Benim kendi yöntemim var. Şu anda dünyada benim adımla anılan bir yöntem. Normalde iyi bir senede aldığınız bal miktarını 4 katını alabilmeniz son derece mümkün. Eğer 30 kilo bal alıyorsanız 4 ile çarpın. Sizin yanınızda ben aynı sayıda, aynı güçteki kolonilerle 120 kilo bal alabilirim. Bu felsefeyi öğrenmeye çalışın. Tüketiciye bal yemenin avantajını anlattığımız zaman şeker yediğinde sağlığını kaybettiğini, bal yediğinde ise şeker yemekle kaybettiği sağlığını geri kazandığını anlatmaya çalışıyoruz. Tabii şeker insan sağlığı için en büyük tehditlerden birisi. Bir yandan obezitenin temel nedenlerinden bir tanesi, bir yandan karaciğer enzimlerinin, özellikle karaciğerin onu parçalamak için gerekli olan enzimleri üretirken tahrip olması, karaciğerdeki dejenerasyonun oluşması bakımından şeker, özellikle nişasta bazlı şekerler. Şimdi şu anda dünyada glikoz şurupları, yüksek fruktoz şurupları adı altında satılan şuruplar vesaire. Bunlar toplum sağlığını ciddi biçimde tehdit eden sorunlar. İnsanları bal yemeye davet ediyoruz, şeker yemek yerine. Yani çünkü şeker insan organizmasının sonradan tanıştığı bir şey. Buna alışması mümkün değil. Şeker doğal olarak balda, meyvelerde, hatta pancarda bir besindir. Ama siz bunu rafine edip çıkardığınız zaman artık bu kimyasal maddedir. Ve vücut tarafından tanınmaz ve tehlikeli olmaya başlar. Onun yerine doğal olarak şekerleri almak gerekiyor. Bu da bal temel kaynağı bunun. Yalnız siz bir şekerlenmeden söz ettiniz. Şekerlenme dediğimiz balın aslında doğal olarak içindeki glikoz, yani baldaki glikoz, baldaki fruktoz meyve yapısındakilerdir. Onlar sentetik olarak elde edilenler değil. Bunlar son derece faydalıdır. Ve baldaki glikoz fiziksel olarak belirli bir süre sonra koşullara bağlı derecede kristalize olur. Tabii kristaller bir iri şeker tanesi gibi algılandığı için buna şekerlenme denir. Ve bunu sanki sahteymiş gibi algılarlar, sanki şeker katılmış gibi algılarlar. Aslında bu yanlıştır. Doğal bal, özellikle bu bölgenin balları hızlı bir şekilde kristalize olur ve katılaşmaya başlar. Bunu gören vatandaşlar aslında bu balın hileli olduğunu düşünmek yerine sağlık açısından kullanımının ve hazmının daha kolay olması bakımından bu şekilde kristalize olmuş, donmuş balları tercih etmesi gerekir. Şekerlenmek başka bir şey. Şekerli bal başka bir şey. Başka bir şey. Şekerlenme balın doğal fiziksel olayı. Bu, biz kristalizasyon diyoruz.
Ama zaten bal şekerden üretildiği zaman kristalize olmuyor. Yani bu bölgede bir insan bu zamanlarda sıvı bir bal yemişse, bu balın ya sahte olduğunu bilmek zorunda ya da ısıtıldığını bilmek zorunda. Yani kendi haline bıraktığınız zaman bu bölgenin balları zaten kristalize olur. Kristalize olmuşsa şu zamana kadar bu son derece doğal olduğu anlamına geliyor. Olmamışsa ona şüpheyle bakmak lazım. Yani ya onu glikoz, fruktoz gibi şuruplardan elde etmiştir veyahut da doğal balı, hakiki balı ısıtmıştır. Bu da ısıtıldığı için önemli derecede değer kaybına uğramış demektir. Tabii sadece arının çok ihtiyaç duyduğu bazı dönemlerde doğal pancar şekeriyle takviye amaçlı baharda besleme yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu tabii arının daha sonraki sezonda sağlıklı olup açlığını giderip üretim yapmasına katkıda bulunduğu için kabul ediyoruz. O sırada doğada da polen varsa zaten o zaman vermiş olduğunuz şekerin zararı olmuyor. Ama arıyı şeker verip de beslemeye çalışmak, yani temel besin maddesini şekerden yapmak veyahut da şekerden ona bal yaptırmak, onu insanlara veyahut da arının tüketimine sunmak hem insan için hem arı için son derece zararlı. Kars balı ise evet aşağı yukarı 2012 yılında coğrafi işaret başvurusunu yapmış ama henüz sonuçlanmamıştır. 2016 yılı Aralık ayında yeniden coğrafi işaret başvuru dosyası tarafımdan hazırlanarak Patent Enstitüsü'ne başvuruldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde coğrafi işaret alacağımızı umuyoruz. Çünkü dosyamızda çok önemli bir eksiklikler yok. Ufak tefek eksiklikler var. Bunları tamamladıktan sonra coğrafi işareti alacağız. Coğrafi işareti aldıktan sonra asıl altını doldurmak çok daha zor, daha meşakkatli ve çalışılması gereken konulardır. Bir ürüne coğrafi işareti almakla kalkınmayı sağlayamazsınız. Ancak coğrafi işaretle kalkınmayı sağlamak için bu yerel aktörlerin çok aktif olması gerekiyor ve kolektif hareket etmeleri gerekiyor. Coğrafi işarette bir, üreticilerin eğitimi, ürünün kalitesinin korunması, artırılması ve denetimi yerel aktörler tarafından yapılmalıdır. Diğer bir özellik, pazarlamada ve tanıtımda özellikle non-government dediğimiz, yani resmi olmayan devlet kurumlar, işte şirketler olabilir, pazarlamacılar olabilir vesaire, büyük kuruluşların pazarlamada yardımcı olması gerekiyor, ürüne sahip çıkması gerekir. Carrefour'sa olarak arıcılık mesleğini gelecek kuşaklara taşımak üzere buradayız. Ve bu 3 gün sürecek bir eğitim. 3 günlük eğitim sonunda katılımı sağlayan arkadaşlarımız sertifika alacaklar. 18-45 yaş aralığında minimum 30 kovanı bulunan ve uygun üretim yapabilen üreticilerle çalışmak istiyoruz. Buradaki asıl amacımız bu topraklardan kazandıklarımızı tekrar bu topraklara bırakmak. Bu mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını çok önemsiyoruz. Ve bu konuda hep birlikte kol kola üreticilerimizle birlikte gitmek için buradayız. Carrefour'sa ile yürütmekte olduğumuz bir eğitim toplantısı. Bir marka olan Kars balını inşallah bundan sonraki süreçte Carrefour'sa raflarında bulunması için öncelikle çiftçilerimizin bir eğitime tabi tutuyoruz. İlerleyen zamanda ürettikleri ürünleri, kaliteli ürünleri Carrefour'sa raflarından tüketiciye sunmak. İnşallah balda da bunu başarırsa Kars'ta bal istihdamı konusunda, arıcılık istihdamı konusunda balda para kazanabilecek, arıcılık üzerinde para kazanabilecek genç bir nesil yetiştirip alternatif çiftçilik ürünlerinin içine kattırmak asıl amaç. Ve Kars balının da gerçek değerinde satışını elde etmesini sağlamak. Bugünkü eğitimin birinci günü. Bu eğitim 3 gün sürecektir. 3 gün içerisinde buradaki arıcılarımız bu aldıkları eğitim neticesinde birer sertifika sahibi olacaklardır ve bu eğitime katılmış olan çiftçilerimizin coğrafi işaretleme bittikten sonra ballarını Carrefour'sa alımını taahhüt etmekte. Tabii standartlar ölçüsünde hazırlanmış olan standartlar ölçüsünde üretilmiş olan balın alımını da Carrefour'sa üstlenecektir.